Evet Ayşegül, sana da söyleyelim. Bugünkü yemeğimiz karnı yarık. Karnı yarık? Hı-hı. Dedeciğim ya, hani biz Naciye Hanım'la şey yapacaktık, Medya annemi hiç yormasak. Vallahi bence de. Yok, olmaz öyle şey. Beraber yapacaksınız, hadi bakalım. Start veriyorum, başlayın. Babacığım başlayacağım, anlatacağım ama önce bir tencere çıkarayım. Yani tenceresiz nasıl olacak değil mi? Tabii. Bu olmaz. Bu güzel. Evet, şimdi böyle önce patlıcanları böyle yol yol, yol yol, yol yol, alaca 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 soyuyoruz. Hadi başla bakalım. Kızım ne yapıyorsun? Dur dur, parça parça soyacaksın böyle alaca alaca, yol yol. Ya anlatacağını al da yap göster. Ben mi göstereyim? Herhalde. Ver şunu. Bu ne olmuyor tabii. Küçük bıçak lazım. Böyle, böyle yol 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 soyuyorsun. Çıkarıyorsun, öyle alaca alaca. Medya, bu ne Allah aşkına? Böyle böyle, böyle böyle, emin misiniz? Ha. Neyse, şimdi biz bunu bir kenara bırakalım. Önce soğanlarımızı yapalım. Soğanlarımızı böyle küp küp ufak ufak doğruyoruz ve kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Hadi bakalım. Kızım ne yapıyorsun, öyle kesilmez ki o. Söylüyorum babacığım, işte beceriksiz. Kızım ufak ufak küp küp doğrayacaksın diyor. Ver şunu. Ya kabukları da doğruyorsun tencereye yavrum. Karışmayın bana. Ne? Aa, hocam kopya çekiyor. İspiyoncu. Medya bu ne? Yoksa sen yemek yapmayı bilmiyor musun? Medya cevap ver. Bilmiyorum. Bunca sene kandırdın bizi öyle mi? Peki Tahsin biliyor mu bunu? Bilmiyor. Ben bu eve gelin geldim, aşçı vardı. Ben gidiyorum, Naciye var. Ben bir evin tek kızıydım. Annem benim elimi sıcak sudan soğuk suya sokturmadı. Ben hiç mutfağa giremedim ki. Rezillik. Ben de kalkmış geline yemek öğretsin diye uğraşıyorum. Demek bunca yıl yaşadığımız bir yalan da. Yürü kızım, yürü. Baba. Baba. Tahsin'e söylemeyelim baba. Cüce. Cüce.